Emre. Efendim. Uyudun mu? Sence? Uyumadım. Bravo. Babam dedeme böyle davranmaya devam ederse, dedem gider mi sence? Kızım, tabii gider. Sen istenmediğin yerde kalır mısın? Ama biz onu istiyoruz. Orası öyle de babama baksana. Neden babasına bu kadar kızgın acaba? Oysa çok şeker bir dedemiz var. Bence babam büyütüyor. Ama babamlar konuşurken duydum. Babamı yıllarca aramamış, çekip gitmiş. Mutlaka haklı bir nedeni vardır. Ben dedemden yanayım. O çok eğlenceli biri. Babam gibi sıkıcı değil. Bakıyorum babamın pabucu hemen dama atıldı. Dedem gidince babamla baş başa kalacağız ama. Dedem giderse ben de giderim. Saçmalama. Tabii ne var? Müç olurum. Denizlerde dolanır dururuz. Maceradan maceraya atılırız. Daha neler? Sen önce okulunu bitir. Eyvah! Ne oldu? Matematik ödevimi yapmayı unuttum. Bravo yani. Ne yapıyorsun? Ödevimi yapmam lazım. Öğretmen bir daha ödevini yapmazsan sözlü notu 0 vereceğim dedi. Tayfun Bey, yatmayacak mısınız? Ha, nana gelsene. Eski resimleri ararken tavan arasında bunu buldum. Tamir etmeye çalışıyorum. Hakan da bir ara çok uğraştı ama yapamadı. Bu maketi atmayacağını biliyordum. Hakan'a 10. yaş gününü de göndermiştim. Birlikte yapacağız diye de bir not iliştirmiştim. Sonra ben evde olabildiğim süre içinde yavaş yavaş yapmaya çalıştık. Ama bir türlü bitiremedik. Sonrasında da zaten... Ben artık yatmalıyım. İyi geceler. Nana, evde tutkal var mıydı? Of, nasıl çözeceğim ben bunu ya? Aa, Emre uyumamış mı hala? Ne kadar zor bir soru ya. Emre, ne yapıyorsun bu saatte? Neden yatmadın? Babaya matematik ödevimi yapıyorum. Daha bitmedi. Korsancılık oynayıp dalga geçeceğine ödevini yapsan bu saate kalmazdın. Ya yavaş konuşun, uyuyamıyorum. Tamam kızım, uyu sen. Çok mu var? Hayır, az kaldı. İyi. Bitir de yat hemen. Sabah kalkamayacaksın sonra. Uf. Yaptığını beğendin mi baba? Yine ne yapmışım? Korsancılık oynama derdine düştüğünüz için Emre şu saatte hala ödev yetiştirmeye çalışıyor. Ama mutlu. Öyle değil mi? Nasıl yani? Oyun oynadık, eğlendi ve mutlu. Ne var yani? Bir gece uykusuz kalsa ya da ödevini bitiremese. Baba, sakın çocuklara da bu akılları verme. Ben onları yıllardır tek başıma büyütmeye çalışıyorum. Biliyorsun, onların iyi eğitim almalarını, yaşama sağlam başlamalarını istiyorum. Düzenli yaşamalarını istiyorum. Sakıncası yoksa çocuklarımla arama girmezsen çok sevinirim. İyi geceler. Çocukları robot yapacağım desene şuna. Ana sıkılıklı ne olacak? Ya yine mi ya? Aman Volkan, sabah sabah canım sıkıldı vallahi. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Tamam. Ofiste görüşürüz. Ne oldu? Sorma. Kudret Bey bugün ofise gelecekmiş. Ay, şu aksi adam değil mi? Hem de nasıl. Niye geliyormuş? Bir iş vermişti bize. Sonra kaç ay geçti arayıp sormadım. Şimdi yeniden aklına düştük galiba. İş yapması çok zor biri. Boş ver, canını sıkma sakın. Oo, beyimiz uyandı demek. Artık bu kafayla derste korsanları anlatırsın ha küçük müço? Ya baba ya. Ama tabii suç sende değil. Seni ayartan büyük çocukta. Hakan, benim sabrımı... Hadi, kahvaltı hazır. Herkes sofraya buyurun. Yağmurcuğum hadi. Geldim. Hadi dedeciğim, gel. Gel canım.
Özür dilerim dedeciğim, benim yüzümden oldu. Takma kafana, boş ver.